Zyra'nın pasifi başkaydı eskiden değil mi diye sordu bir arkadaşım geçen gün ve böyle bir şey hatırlamıyorum dedim. Sonra tasvir etti böyle yerinden bir çiçek çıkıyordu, o tükürüyordu falan diye ve her şey aydınlandı benim için. Artık üzerinden o kadar vakit geçmiş ki böyle bir yeteneğin varlığını bile unutmuşum. İşte bu video da bu şekilde doğdu. Dolayısıyla video fikri için teşekkürler Yusuf. Şimdi bu Zyra pasifinin kaldırılması bence çok üzücü çünkü oyunda ilginç bir mekanik olabilecek bir şeye veda etmişiz. Bu sonuçta sayılarla nerflenebilecek bir şey. Eğer hasarı çok fazlaysa buna hafif bir zehir verirsin, %90 slow gibi bir şey koyarsın ve daha bir utility aracına dönüşür. Yani sizin nişancınız kaçmaya çalışıyorken siz önden öldüyseniz rakibi vurup vurabilirseniz hafif bir yüzde can zehirleyip yavaşlatıp AD carry'nizin kaçmasını sağlayabilirsiniz. Ya da önden kendinizi feda ettiyseniz öldükten sonra arkadan bir tükürüp AD carry'nizin rakibi yakalamasını sağlayabilirsiniz gibi oyun alanları açabilen bir pasifmiş. Kaldırılmasını üzüldüm ben. Böyle bir şeyi oyunda görmek isterdim. Zyra'ya kesinlikle ekstra bir tat katardı. Neyse bunun gibi bazı unutulmuş ve sinir bozucu güçlü yeteneklerden bahsedeceğim bu videoda işin özeti. Sırada eski Gangplank E'si var. Şimdi masum bir yetenek gibi görünüyor. İşte Gangplank'e böyle saldırı hızı ve hareket hızı falan veriyor pasif olarak. Aktif olarak da Gangplank bunu bastığında hem kendi üzerindeki bu etkiyi arttırıyor hem de çevresindeki takım arkadaşlarına bu etkiyi veriyor. Ben League of Legends'a ilk başladığımda bu yeteneğe sinir oluyordum. Çünkü şöyle bir ön koşulu var. Kendi minyonunu öldürmek zorundasın. Gangplank bir minyonun kafasına sıkıp adam olun lan diye herkese gaz veriyordu bu yetenekte. Ve o zamanlarki aklımla benim minyonlarım niye azalıyor ya diyorum. Ama şimdi ne kadar OP bir yetenek olduğunu fark edebiliyorsunuzdur. Rakibinizin her bir büyük minyonunu kaçırttırabiliyordunuz. Altını gitmiyordu. Size de gelmiyordu, rakibe de gitmiyordu. Büyük minyonun kafasına sıkıyordunuz. Zaten true damage falan vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ciddi bir hasarı vardı. Patlatıyordu minyonu direkt yani. Hem çevrenize hareket hızını, saldırı hızını basıyordunuz. Hem de minyondan eriyordunuz rakibinizi. İnanılmaz bir yetenekti. Gangplank rework'ünde buna zaten veda ettik artık. Fıçı atıyor biliyorsunuz. Ve herkesin aklındaki OP yetenekten erkenden bahsedelim, kurtulalım istiyorum. Fiora R'si. Bilmeyenler için şimdiki Master Yi Q'su gibi bir şeydi. Fiora kayboluyordu, dokunulamaz bir hal alıyordu ve 5 defa saldırı yapıyordu. Kulağa masum geliyor olabilir ama takım savaşının ortasına Fiora bu R'yle atlıyordu. Ve bu ulti vuruş etkilerini uygulayan bir ulti olduğu için Hydra gibi alan vuran bir eşya alıyordu. Takım savaşında o hayvan gibi yüklenmiş AD'yi alan vurarak 5 kişiye pat 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 bir koyuyordu. Takım savaşı darmadağın oluyordu. Pentalar, kuadralar. Bu ulti tek bir kişiye de atabiliyordunuz. Yani rakibinize, o size hiç dokunamazken 5 vuruş atabiliyordunuz. Fiora tamamen dokunulamaz hale geliyordu. Kayboluyordu map'ten yani Master Q'su gibi. Aşırı sinir bozucu bir ultiydi. Fiora'dan nefret ediyordum. Karşıma her geldiğinde ağlıyordum. Fiora yine sinir bozucu. Fiora yine her karşıma geldiğinde beni ağlatabiliyor. Ama eskiden bir karşı koyma mekaniği yoktu. Şimdi en azından şov yaptığında o şovu hissediyorsunuz. Geliyor böyle hıp 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 böyle bir böğrünüze saplıyor kılıcı, bir arkadan sokuyor falan. Ne oluyor lan derken zayıf noktaların patlıyor, ölüyorsun falan. Yetenek isteyen bir hale getirirdi. Önceki Master Yi Q'sunun yine yetenek istemeyen haliydi. Minik bir duyuru için kesiyorum. 22-23-24 Eylül'de Gaming İstanbul'da Stratara Games standı var. Ben de 22'si Cuma günü orada olacağım. Gelin beni yakalayın, ekibimizi yakalayın, sorularınızı sorun, oyunları oynayın. Biletler Gaming İstanbul'da. Görüşürüz. Bir diğer ultra OP, günümüzde olsa dehşet saçacak bir ulti, Poppy ultisi. Şimdi bunları araştırıyorken eski Poppy videosuna bakayım diye Poppy Spotlight yazdım. 7 yıl önceden bir video çıktı. Tıkladım ve yeni Poppy'ydi. O kadar yaşlanmışız, dehşete düştüm. 7 yıl olmuş Poppy rework'ü geleli, benim aklım almıyor ama neyse. Eski ulti nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Poppy bir kişiyi seçiyordu ve bu seçtiği kişiden hasar alıyordu. Başka hiç kimseden hasar almıyordu. Aynı zamanda etki de yemiyordu. Aynı zamanda kulelerden de vurulamıyordu. Ve bu etki 7-8 saniye sürüyordu. Şimdi ne kadar OP olduğu kafanızda canlanmadıysa şöyle anlatayım. Ben Poppy'yim. AD'leri, AP'leri, Triforce'ları basmışım. Dalıyorum tamam mı takım savaşına. Soraka'ya atıyorum R'yi. Başka hiç kimse bana vuramıyor. 8 saniye boyunca. Stun, kule, slow, damage hiçbir şey yok. Bam güm. Dağıtıyorum ortalığı. Veya rakibin carry'sini seçtim, tıkladım.
her şeyimi koyuyorum kafasına, zaten 2 saniyede kesme potansiyelim var duvara vurabilirsem. Kimse hiçbir şey yapamıyor. Böyle acayip sinir bozucu bir ultisi vardı. Çok farklı bir mantığa evrildi şimdi düşününce böyle. Herkesi uçuruyor başka bir tarafa ya da sevmediği kişiyi uzaklaştırıyor savaşta falan. Çok daha yaratıcı ve eğlenceli bir ulti haline geldi. Eski Poppy çok enteresan bir şampiyondu. Böyle çok garip statlar çıktığınız, çok garip özellikleri olan, böyle saçma sapan bir hareket hızına falan ulaşan bir şampiyon. Çünkü şey vardı, canının %10'undan daha fazla bir hasar yerse, yani 1000 canı var, 100'den daha fazla bir hasar yerse, o 100'ün üzerinde kalan hasarın yarısını yok sayıyordu. Değişik bir özellik. Dolayısıyla kırılgan bir build yapıp yine de tek yemeyebiliyordunuz. Neyse, OP ultilerden giderken biraz daha ucube bir ultiye dönelim. Ultisi gibi kendisi de ucube bir şampiyon. Eski Urgot. Eski Urgot nişancımsı bir şampiyon olmasına rağmen, hatta direkt nişancı olarak tasarlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam ama yanlışım olabilir. Tıkladığınız rakiple böyle kısa bir channel süresinin ardından yerinizi değiştiriyordunuz. Siz böyle biraz kalkan malkan alabiliyordunuz rakip takımın içine girdikten sonra çıkabilin diye. Işınladığınız kişiyi de sizin takımınız yiyordu. Yani rakip takımdan bir kişiyi alıp kendi takımınıza veriyordunuz, kendinizi rakip takıma veriyordunuz. Ve bir AD carry olarak böyle bir özellik ultra saçmaydı. O zamanlarda bile herkes abi bu nasıl bir ulti, ne alaka, nasıl kullanacağız biz bunu falan diyorlardı. 1v1'lerde iyiydi, hani rakibinizi kuleye doğru alıp kaçacak yer bırakmadan darlayabiliyordunuz. Menzili falan kısıtlıydı ama çok değişik bir ultiydi. Yani oyunda özgün bir mekanikti aslında. Ve Urgot'un özgün tek şeyi bu değil. Bir Q'su vardı. Düz böyle çok ufak bir şey atıyor. 20 manaya falan, tamam, ucuz böyle bir mermi atıyor. Tamam, fıt diye atıyorsun böyle. İşte minyon kesersen manan geri geliyor. Rakibi dürtmeye kullanıyorsun falan. İlk çarptığı şeyde patlıyor. Kısa menzilli bir şey. Bir zehir yeteneği vardı. Şu an olana benziyor. O zehri tutturduğun zaman rakip işaretleniyordu böyle radar gibi. Ona, onun yakınına doğru ne zaman Q atsan Q uçup direkt adama gidiyordu böyle minyonların üstünden geçip falan. Zehri tutturup zaten asıl oluyorsun Q adamı bir darlıyordum böyle, aşırı eğlenceli bir şeydi. Urgot'un yeni hali çok güzel, evet teması çok güzel işlenmiş, evet ama önceki mekanikleri de gayet keyifliydi ve ucubeydi, oynanma oranı azdı vesaire ama özgün bir şampiyondu. Dolayısıyla benim bir work öncesi halini özlediğim şampiyonlardan biri. Şimdi biraz ultiden çıkalım, QWE'lere gidelim. Ezreal'ın eski W'su çok enteresandı. Adı yine Essence Flux'tı sanırım. Özüt akışı. Bunu attığınızda bu W'yu böyle çok hafif bir genişliği var, düz hatta gidiyor gibi düşünün. Dokunduğu bütün dostlara saldırı hızı veriyordu, düşmanlara büyü hasarı veriyordu. Şimdi bu yeteneğin ilginç noktalarından bir tanesi Ezreal'ın bunu kendisine verebiliyor olması lazımdı ama şimdi atıyorsun ya önden, onu yakalaman lazım. W'yu fırlatıyorsun, W yoldayken W'nun içine E atıyordun, böylece W sana da değiyordu, alıyordun o saldırı hızını, öyle dalıyordu rakibi falan. Eğlenceli bir komboydu bu. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam bu yeteneği asıl sinir bozucu kılan şey iyileştirmesi de vardı. Yani takım arkadaşlarınıza saldırı hızı ve heal verebilen bir AD carry olarak düşünebilirsiniz Ezreal'ı. Oynanış tarzı aynıydı, sadece W'su böyle çok daha farklı ve başka oyun mekaniklerine de açık, kendinize combo yaparak kullanabilmeniz sayesinde etkileyici falan bir yetenekti. Bence o da hoş bir mekanikti. Ve hazır alt koridora inmişken Ezreal'ın yanında olabilen Soraka'ya bir gidelim. İnanamayacaksınız bu yeteneğe. İlk Soraka'nın Q'su bastığınızda, hiçbir hedef alma, hiçbir böyle alan bir şey yok, bastığınız an menzilinizdeki, ve ciddi bir menzili var, bütün düşmanların üzerine yıldız düşüyordu. Çok ciddiyim. Tüm minyonlar, tüm şampiyonlar, her şey. Q'ya basıyorsun, zınk diye adam böyle aynı anda bir sürü magic damage vuran yıldız düşüyor. Bir support'un böyle bir yeteneği var. Midde falan da oynuyordu bazen insanlar Soraka'yı bu yüzden. Ve bu yeteneğin bekleme süresi 2,5 saniyeydi. Soraka varsa karşınızda 2,5 saniyede bir bütün lane'inizin kafasına yıldız düşüyordu. İnanılmaz bir yetenekti. Saçma sapan bir şeydi. Yine çok eğlenceliydi. Farklı bir temada bence yine işlenilebilir, böyle uzun bir cooldown'a, farklı bir mekanikle falan, ama başka bir şampiyonla işlenebilir. Çok free abi, Q botusun böyle. Q'ya basarak geziyorsun ve sürekli etrafına bir şeyler yağıyor. Çok yani çok çok garip bir şeydi. Ve son olarak anlatmaya doyamadığım, size çok defa bahsettiğim Evelynn ve Twitch Q'ları eski. 50 saniye gerçek görünmezlik. Bakın, gerçek görünmezlik diyorum, böyle yakınına geldim, alarm çıktı, ay uzaklaşıyorum, dalgalar geldi falan yok. Dümdüz görünmezsin. Tam bir noob avcısıydı. Eskiden gün ateşi pelerini stacklenebiliyordu. Evelynn'e 5 tane gün ateşi pelerini alıyordunuz. 50 saniye görünmezliği basıyordunuz. Oyuna yeni başlamış birinin yanına yürüyordunuz böyle. Duruyordunuz.
adam yavaş yavaş yanıyor. Böyle ani bir damage olmadığı için ne olduğunu falan da fark etmiyordu. O zamanlar League of Legends okunulabilirlik vesaire anlamında da daha çiğ bir üründü sonuçta yeniyken. Böyle yavaş barbekü gibi pişiriyordunuz rakipleri. Acayip eğlenceli bir mekanizm. Tam bir noob avcısıydı gerçekten ve bu görünmezliği görmek için Oracle'ın iksiri diye 400 altınlık yanlış hatırlamıyorsam pembe bir iksir içmeniz gerekiyordu. Bunu içtiğinizde çevrenizdeki görünmez her şeyi sürekli tespit edebiliyor oluyordunuz. 5 dakikalığına falan. Ama öldüğünüzde iksirin etkisi kayboluyordu. Dolayısıyla bu kahin özütü ciddi bir counter'dı böyle şeylere. Ama şey diye dalga geçerdik işte Oracle iksirini niye içiyorsunuz ki, sağlayacağı tek şey nasıl öldüğünü görmen olacak. Bir şey değişmeyecek falan. Evil'in ve Twitch main'lerin havalı sözü böyle. Aklıma gelen 10 tane falan bu şekilde. Ama elbette League of Legends tarihinde daha tonla ucube yetenek var. Eğer bu video hoşunuza gittiyse devamı gelecek. Muah, öpüldünüz.